Cancağızım hepinize merhaba. Güncellenen 2024 okul öncesi eğitim programını analiz ettiğimiz video serimizin 5.'sindeyiz. Bu videoda programın temel özelliklerine bakmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız 4 numaralı videoda programın temel özelliklerini incelemeye başlamıştık ve toplam 23 özelliğin ilk 8'ini birlikte analiz etmiştik. Şimdi de bu videoda analizlerimiz temel özellikler üzerinden devam edecek. Hazırsanız başlıyoruz. İşte yeni programın 9 numaralı özelliği ekrana yansıyor. Duyarlı dönemleri dikkate alır özelliğindeyiz. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, bildiğiniz üzere erken yaşlarda edinilen deneyimler birikerek çocukların gelişim ve öğrenmelerine etki ediyor. Gelişim ve öğrenme ile ilgili belirli durumların gerçekleşmesinde de elverişli zaman aralıkları bulunuyor. Bu zaman aralıkları o gelişimin gerçekleşmesi için en iyi zamanlar olarak tanımlanıyor. Yani bunlara duyarlı dönemler, hassas dönemler, kritik dönemler diyoruz. Kısacası okul öncesi eğitim programı arzu edilen sonuçlara ulaşmak için gelişimin en uygun zamanlarına odaklanmayı hedeflemiş. Duyarlı dönemleri dikkate alan bu program, 2024 programında çocukların gelişim özellikleri yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alınarak 3 farklı yaş grubuna göre düzenlenmiş. 36-48 ay, 49-60 ay, 61-72 ay şeklinde böyle bir düzenleme yapılmış. Tüm bu anlattıklarım doğrultusunda öğretmenler her bir yaş grubu için hazırlanan gelişim özelliklerinden yararlanarak gelişimsel açıdan duyarlı dönemleri belirleyecekler ve ona göre eğitim-öğretim süreçlerini planlayıp uygulayacaklar. Her öğretmen kendi sınıfındaki çocukların yaş grubuna göre gelişim özelliklerini iyi bilmeli ve tüm planlamalarını ve uygulamalarını buna göre yapmalı. Peki 2013 programında böyle bir özellik var mıydı? Hayır, yoktu. Dolayısıyla 2024 okul öncesi eğitim programıyla hayatımıza yeni girmiş bir temel özelliği daha analiz etmiş olduk. Hadi gelin şimdi 10 numaralı özellik neymiş ona bir bakalım. Hemen ekrana yansıdı. Çocukların gelişimsel olarak bir üst aşamaya ilerlemelerini sağlayacak deneyimler sunar diye bir özellik çıktı karşımıza. Yine bildiğiniz üzere gelişim kolaydan zora doğru ilerliyor. Yani basitten karmaşaya doğru ilerleyen bir yapısı var. Gelişimsel beceriklerde giderek karmaşık bir yapıya bürünüyor. Çocuklar kendi gelişim düzeylerinin biraz üstünde bir zorluğu başarmaları gerektiğinde yeni öğrendiklerini bolca tekrar etme fırsatları olduğunda gelişim ve öğrenme gerçekleşiyor. Bu söylediklerimden yola çıkarsak bu özellik gereği öğretmenler öncelikle çocukların gelişim düzeylerini belirleyecek. Ardından çocukların düzeylerine uygun ama onları biraz da böyle zorlayacak bir üst aşamaya taşıyacak deneyimler sunacaklar. Tabi burada kaş yaparken göz çıkarmamak lazım, zorlayacağız diye de gelişim düzeylerinin çok ötesine geçmemek lazım. Bu noktada okul öncesi eğitim programındaki kazanım ve göstergeler çocukların düzeyleri ile doğru orantılı olmak zorunda. Dolayısıyla çocukların durumu, programın kazanımları, öğretmenin destek olma yöntemlerinin birbiriyle uyum olarak planlanması ve uygulamaya konması gerekiyor ki çocukların gelişimsel olarak bir üst aşamaya ilerlemelerini sağlayacak deneyimleri sağlıklı bir şekilde onlara sunalım. Bu da yepyeni ilkelerimizden birisi, 2013 programında olmayıp 2024'te yine karşımıza çıkan yeni bir ilke. Sırada 11 numaralı temel özelliğimiz var, hemen ekrana yansıyor. Oyun temellidir özelliği 2013 programında da vardı, 2024 programında da var. Ama tabii 2023 programında bu özelliğin altında olan açıklamalarla 2024'teki açıklamalar biraz daha değişmiş. Çünkü 2024 programında hem okul öncesinin temel ilkeleri hem de okul öncesi eğitimin
programın özellikleri daha böyle açıklayıcı bir şekilde, daha geniş bir şekilde ele alınmış. O yüzden böyle değişiklikler var ama bu ilke iki programda da yer alıyordu. Şimdi çocukların oyun aracılığıyla öğrendiğini, kendilerini ve içinde yaşadıkları dünyayı oyunla tanıdıklarını zaten biliyoruz. Yani çocuk ruh sağlığında bile işte ruh sağlığı yerinde olan bir çocuğu betimlerken ruh sağlığı vakfı o çocuğun oyun oynamasından ve bundan keyif almasından söz ediyor. Bunu yapmayan çocukların ruh sağlığında sıkıntı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla çocuklar kendilerini en iyi oyun sırasında ifade ediyorlar. Kritik düşünme becerilerini, birçok beceriyi oyun içinde kazanıyorlar, oyun yoluyla kazanıyorlar. Bir nevi çocuğun dilidir oyun ya da başka bir de işte oyun çocukların işidir. İşte Montessori'nin dediği gibi. Froebel de diyordu ki iş dediğimiz şey yetişkin yönlendirmesiyle yapılan biraz da mecburiyete kaçan bir durumdur. Oyun ise çocukların gönüllü yaptığı eylemdir diyor. Oradan da oyunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Şimdi tabii özellikle çocuklar tarafından başlatılan serbest oyunlar yani yapılandırılmamış oyunlar okul öncesi eğitim programında çok ayrı bir yere ve öneme sahip. Serbest oyunda çocuklar oyun oynarken tamamen özgür bir şekilde öğreniyorlar. Kendi kendilerine ve birbirlerinden öğrenme yolunu kullanıyorlar. Oyun etkinliklerinde öğretmenin yapması gereken şey eğitim ortamını düzenlemek ve gözlem yapmak bu serbest oyunlarda. Böylece çocuklar günlük yaşamlarında gözlemlediklerini oyuna taşıyabiliyorlar, sosyal etkileşimler kurabiliyorlar, yaşadıkları ve gördüklerini yeniden canlandırmak için hayal güçlerini kullanabiliyorlar. Tabii tüm bunların yanında oyun, öz düzenleme becerisinin kazanılmasında ve gelişiminde de son derece etkili bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar bize gösteriyor ki oyun ile öz düzenleme, bellek, dil becerileri ve sosyal beceriler arasında çok ciddi bir ilişki var. Bu bağlamda oyun temellidir özelliğinden yola çıkarsak, oyun aracılığıyla öğrenme 2024 programının ve okul öncesi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte. Okul öncesi eğitim programında kazanım ve göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve veya etkinlik olarak kullanılması bu programda özellikle öneriliyor. Mesela 2013 programında bu özelliği şöyle açıklıyordu. Diyordu ki, yapılan tüm etkinlikler oyunlaştırılmalıdır diyordu. Burada ise şöyle diyor, kazanım ve göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve veya etkinlik olarak kullanılması özellikle önerilir diyor yeni programımızda. Süreçte kurallı oyunlardanmış gibi oyunlara kadar her tür üst düzey oyuna eğitim programlarında öğretmenler günlük etkinliklerin içinde yer vermeli ve öğretmenler çocukları oyuna teşvik etmelidir. Tabii serbest oyunlara değinmişken programda yazmış ya da şunu söylemek lazım. Çocuklar serbest oyun oynarken öğretmen elbette onları gözlemleyecek ama zaman zaman da dışarıdan veya içeriden katılımcı olarak da oyuna dahil olabilir. Böyle bir durumda da mutlaka çocukların onayını, iznini alması gerekir. Eğer çocuklar öğretmenin katılmasını istemiyorsa da öğretmen çocukların yalnız kalma ve yalnız oynama haklarına saygı göstermelidir. Programın 12 numaralı özelliği şimdi ekrana yansıyor. Yaratıcılığın geliştirilmesi ön planlıdır. Bu özellik hem 2013 programında vardı hem de şimdi güncellenen 2024 programında var. Ama az önce de beyan ettiğim gibi 2024 programında yine bu özelliğin altındaki açıklamalarda bir takım değişiklikler olmuş. Şimdi okul öncesi eğitim programı yani 2024 programında çocukların edindikleri temel bilgi ve becerileri yaratıcı şekilde kullanmaları amaçlanıyor. Böylelikle çocukların düşünme kapasiteleri ve farkındalıklarının
artması için onlara fırsat verilmesi planlanıyor. Bu amaçla tabii öğretmenlerin öğrenme sürecinde farklı materyaller, farklı yöntemler ve farklı tekniklerle çocukların yaratıcılığını desteklemesi gerekiyor. Şimdi bu özellik gereği 2024 programında yaratıcılık ayrı bir alan olarak ele alınmamış. Yani işte bilişsel alan gibi, dil alanı gibi, sosyal duygusal alan gibi bir alan olarak ele alınmamış. Kazanım ve göstergeler içinde vurgulanmıştır. Bu programın amacına uygun bir şekilde ulaşabilmesi, uygulanabilmesi için öğretmenlerin de yaratıcı liderlik konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. 2013 programında bu cümle şöyleydi. Bu programın amacına uygun bir şekilde ulaşabilmesi için öğretmenlerin de yaratıcılık becerilerinin olması gerekir diyordu. Bu sefer şöyle demiş, öğretmenlerin de yaratıcı liderlik konusunda kendilerini geliştirmesi gerekir diye bir güncelleme gelmiş. Öğretmenler çocukların öğrenme ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli fırsatları yaratırsa çocuklardaki yaratıcılığı da geliştirmiş olur cancağız. Bakalım 2024 programının 13. özelliği neymiş? Gelsin ekrana. Araştırarak, keşfederek öğrenme önceliklidir dedik. Neymiş bu özellik? Bir bakalım şimdi. Keşfederek öğrenmede çocukların öğrenme sürecine etkin katılması, öğrendiklerini farklı durumlara taşıyabilmesi yani transfer edebilmesi ve yeni durumlarda kullanması son derece önemli. 2024 programı çocukların çevrelerinde olanları fark etmelerini, merak ettikleri konular varsa bunlara ilişkin sorular sormalarını, derinlemesine araştırma yapmalarını, keşfetmelerini ve oynayarak öğrenmelerini teşvik eden bir yapıya sahip. Araştırma ve keşfetme sürecinde öğrenme becerileri olarak tanımlanan bilimsel süreç becerileri de önemli oluyor o zaman. Bu nedenle uygun fırsatlar sağlanarak bilimsel süreç becerileri çocuklara kazandırılacak. Okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılması gereken temel bilimsel süreç becerileri gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, iletişim kurma, ölçme, çıkarım yapma ve tahmin etme becerileridir. Şimdi 2013 programında peki bu özellik var mıydı? Bir kalp işareti gördünüz. 2013 programında bu özellik keşfederek öğrenme önceliklidir şeklinde yer alıyordu. 2024 programında ise bu özelliğimiz araştırarak ya da keşfederek öğrenme önceliklidir şeklinde düzenlenmiş. Şimdi yeni programın 14 numaralı özelliği ekrana yansıyor. Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder. Özelliği 2013 programında da yer alan bir özellikti. Bu bağlamda okul öncesi eğitim programında günlük yaşam deneyimlerinden yararlanılması eğitim sürecini zenginleştirir ve kolaylaştırır gibi bir algı var. Yakın çevre olanaklarının işe koşulması ise araç gereç ve materyallerin sağlanmasında çeşitlilik ve ekonomik açısından yarar sağlayacaktır çocuklarımıza, öğretmenlerimize. Bu nedenle öğretmenin yakın çevreyi ve çocukların yaşam deneyimlerini iyi tanıması ve iyi izlemesi son derece önemli. Yani öncelikle öğretmenimiz bu yakın çevreyi ve bu yakın çevrenin sunduğu imkanları iyi tanıyacak. Aynı zamanda çocukların da bu çevre içindeki yaşam deneyimlerini, neler yaşadıklarını, neler gördüklerini iyi bilecek. 2024 programının bu özelliği nedeniyle hazır planların her çevre ve her çocuk için kullanılması
okul öncesi eğitim programının temel felsefesine aykırıdır. Çünkü o hazır planlar belli bir yerdeki belli bir okula göre yapılıyor ve genelde de o hazır planın yapıldığı okul ya da sınıf epey de donanımlı bir okul ve sınıf oluyor. Ama sizin çalıştığınız okul, o okulun imkanları, içinde çocuklarla öğrenme sürecini geçirdiğiniz sınıf ve o sınıfın fiziksel alanı, o sınıfın olanakları, sizin sınıftaki çocukların gelişim özelliği, sizin sınıftaki çocukların bireysel farklılıkları o plana hiç de uygun olmayabilir. Geldik 15 numaralı özelliğe. Temalar ya da konular amaç değil, araçtır özelliği. Bildiğiniz üzere 2013 programında da yer alan bir özellikti. Okul öncesi eğitimde kazanım ve göstergelerin kazandırılmasında konu veya tema merkezli eğitim söz konusu değil. Ancak eğitim süreci planlanırken çeşitli konulardan yararlanabiliyoruz. Mesela 1989 programı tema merkezli bir programmış. Hani üniteler varmış, ünitenin alt konuları varmış, belirke tablosu varmış falan. Ama şimdi öyle bir şey yok. Kazanım gösterge esaslı bir programla karşılaşıyoruz. Bizim amacımız kazanım ve göstergelere ulaşmak. Bunlara ulaşmak için de çeşitli konulardan yararlanabiliyoruz ama bizim amacımız bu konuları öğretmek değil. Yani burada asıl amaç ele alınan konunun öğretimi değil, o konu aracılığıyla kazanım ve göstergelerin gerçekleşmesidir. Konular ya da temalar istenen kazanım ve göstergelerin gerçekleştirilmesine sadece aracılık etmektedir. Ve bir daha söylüyorum, amaç değil, araçtır. 2024 okul öncesi eğitim programının 16. özelliği ve bu videoda ele alacağımız son özellik ekrana yansıyor. Öğrenme merkezleri önemlidir. Özelliği bildiğiniz gibi 2013 programında da yer alan bir özellikti. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, öğrenme merkezleri çocukların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı ayırma materyalleriyle bölünmüş, küçük gruplar halinde etkileşimde bulunabilecekleri ve dikkatlerini yoğunlaştırarak oynayabilecekleri öğrenme alanları olarak tanımlanıyor. Öğrenme merkezleri küçük grup etkinliklerinde de kullanılabilir. Yani illa serbest oyun oynarken oyun zamanında kullanılacak diye bir şey yok. Gün içinde planladığımız etkinliklerden herhangi birisi küçük grupla yapılacak bir etkinlikse bunu yine öğrenme merkezlerinde yapabiliyoruz. Çocuklar özgürce farklı deneyimler yaşayıp rahat hareket edebildikleri ortamlarda daha iyi gelişiyor ve becerilerini daha net bir şekilde sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla bu öğrenme merkezlerinde elbette kurallarımız olacak ama çocukların da bu kuralları çiğnemeden özgürce farklı deneyimler yaşayıp hareket edebilecekleri ortamın içinde bulunmalarına olanak tanıyacağız. Merkezler bu bağlamda iç mekanlarda olduğu kadar dış mekanlarda da kurulabilir, düzenlenebilir. Tabii uyarıcı ortamın taşıdığı özellikler çocukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler oluşturmaları, yeni davranışlar ortaya koyabilmeleri ve özellikle de yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından son derece önemli. Dolayısıyla söz konusu öğrenme merkezlerini uyarıcı ortamlar haline getirmemiz lazım. Laf olsun, torba da olsun, program yerini bulsun diye orada aslında hiçbir uyarıcı materyali içermeyen, görünümde orada bulunan bir merkez oluşturmaya gerek yok. Yapıyorsak bu merkezi çocuklara katkı sağlayacak şekilde düzenlememiz lazım. Tabii programı analiz etmeye devam edeceğimiz ileriki videolarda doğrudan öğrenme merkezlerinin neler olduğu, o merkezlerde neler olması gerektiği, nasıl düzenlenmesi gerektiğini çok daha detaylı bir şekilde analiz edeceğiz.
Cancağızım, geldik bir videonun daha sonuna. Güncellenen 2024 okul öncesi eğitim programını analiz etmeye çalıştığımız, devam ettiğimiz bu videoda programın temel özelliklerine yönelik ikinci videomuz yer aldı. Programın temel özellikleriyle ilgili ilk videoda programın ilk 8 özelliğine bakmıştık. Burada da devam eden 8 özelliğe baktık. Yani bu videoda bittiğinde toplam 16 özelliği analiz etmiş olduk. Programın temel özellikleri 3 videosunda da ilerleyen süreçte yüklenecek bu videoda. Geri kalan 7 temel özelliği göreceğiz ve böylece programın temel özellikleriyle ilgili analiz videolarımız sonlanmış olacak. Kendinize iyi bakın, ömrünüz bereketli, başarılarınız daim, yetiştirdiğiniz çocuklar iyi insanlar olsun cancağızım.